Evet, herkes burada olduğuna göre artık şu işe noktayı koyalım. Ama Haluk Bey, eksiğimiz var. Doğrucu Sertaç Bey yok daha. Gelir birazdan, gelir. Arkadaşlar, yani şu fotoğrafı kim paylaştıysa lütfen söylesin ve bu konuda artık burada kapansın. O konuda ben çok söz veremiyorum. Haluk, ama sen böyle yaparsan fotoğraf paylaşan söylemeyecek ki. Çok garip. Suçlu şu an aramızda. Hiçbir şey yokmuş gibi çay içiyor, sohbet ediyor. Belki de fotoğrafı paylaşan kişi önümde oturan İrem. Ya da onun yanındaki dar gömlek Tolga Bey. Kim bilebilir? Belki de Zero Bey. Aa, bir de şey olabilir tabii yani. Sertaç Bey de olabilir. Bilinmez. Emine abla, neden bütün okları bizim üzerimize atıyorsun? Yoksa kendi suçunu örtbas etmeye mi çalışıyorsun? Bir dakika. Ne demek şimdi bu? Haluk Bey, şimdi aklıma geldi. Emine abla dün akşam biraz garipti. Gözü sürekli sizlerin üstündeydi. Sanki sizi kontrol ediyor gibiydi. Her ne yapıyorsa görmenizi istemiyordu. Sonra telefonuna gömüldü ve bir şeyler yaptı. Telefonda her ne yaptıysa çok ama çok endişeliydi. Zaten çok geçmeden de Mahmut Bey geldi. Bence fotoğrafı kesinlikle Emine abla paylaştı. Vallahi Emine Hanım, İrem doğru söylüyor. Ben de gördüm abi, dün biraz tuhaftı. Emine, seni savunmak isterdim ama... yani dün akşam gerçekten bir tuhaftın. Bilemiyorum yani. Emine gerçekten böyle bir şey yaptı. Sen de fark ettin mi? Yeter, susun. Evet Emine. Senden bir açıklama bekliyoruz. Ya tamam. Daha fazla saklayamayacağım Haluk Bey. Yani ben sizin böyle görmenizi istemediğim bir şey oldu. Yani çaktırmamak için de elimden geleni yaptım ama yani anlaşılmış işte. Ne oldu? Ya bizim Korsan Hüseyin'le saz arkadaşları Beleştepe'den isteme törenini izlemeye gelmişler. Pencereden gizlice izliyorlardı. Merak etmişler. Madem merak etmişler, niye içeri gelmiyorlar? Ya Meltem Hanım, olur mu o kadar yani kalabalığın arasında ne işleri var? Ben de tabii yani gitmeler için uğraştım. Yani elimden geleni yaptım. Ama işte o sırada İrem Hanım görmüş işte. Anlamış. Tamam. Anladık. Senin ilgin yok. Ama bir daha öyle gizli kapaklı işler çevirme. Açık açık söyle kızım. Ya tamam Haluk Bey, ama ben kızarsınız diye söylemedim işte. Gönül Hanım, yani siz de biraz durgunsunuz bu akşam. Bayağı bir düşünceli gördüm sizi. Hani siz paylaştıysanız söyleyin, bak bizi de kurtarın. Haluk abi size kızmaz vallahi. Hayır Tolgacığım, fotoğrafı ben paylaşmadım. Ama düşünceli olduğum doğru. Benim de dün akşam bir şey dikkatimi çekti. Bir ara Tolga da ortamdan soyutlandı. Uzun bir süre telefonuyla ilgilendi. Ama bunu sürekli etrafını kontrol ederek yaptı. Çok endişeliydi. Gizlediği bir şey var gibiydi. Aslında ben de ilk başta Tolga'nın böyle bir şey yapabileceğine pek inanmadım. Ama galiba şu anda eminim. Fotoğrafı Tolga paylaştı. Haluk, bence sen İrem'den, Sertaç Bey'den, Tuna'dan şüpheleneceğine... bence Tolga'dan şüphelen. Sessiz atın çiftesi pek olur. Dar gömlek. Ya Gönül Hanım, olur mu öyle şey ya? Haluk abi, ben yapar mıyım öyle bir şey? Ben yapmadım abi. Tolga, o zaman gizli gizli ne yaptın telefonda? Gönül abla görmüş işte. Hiç yalan söyleyerek kurtulacağını sanma. Dar gömlek bey, iki ihtimalle de yandınız bence. Ya İrem, ben paylaşır mıyım fotoğraf falan ya? Hem ben paylaşsam önce sana söylerim. Daha kötü Tolga, ne yaptın o zaman gizli gizli? Tolgacığım, yani bence ne yaptığını açık açık söyle, kurtul. Çünkü Haluk'tan kaçacağım diye İrem'e yakalanacaksın. Dar gömlek.
Seni dinliyoruz. Ya Haluk abi, ben annemle yazışıyordum. Niye benden gizledin o zaman? Siz aranızdaki muhabbeti sonra yaparsınız. Evet arkadaşlar. Burası er meydanı. Buradan çıkış yok. Şimdi kim paylaştıysa açık açık söylesin. Aslında benim de şüphelendiğim biri var. Aa, kim Meltem? Tunacığım kusura bakma ama ben senin paylaştığını düşünüyorum. Aa evet, evet sen paylaştın, sen paylaştın, sen paylaştın. Çünkü bak geldiğinden böyle sus pus oturmuş, böyle ağzını böyle bıçak açmıyor. Suçlu suçlu oturuyorsun. Söyle oğlum, sen paylaştın değil mi? Teşekkür ederim sana Meltem. Ya herkesten beklerdim böyle bir suçlama ama senden hiç beklemezdim yani. Ama yani dün akşam gördüklerim pek öyle demiyordu. Tuna'nın isteme gecesinden ısrarla fotoğraf paylaşmak istediğini bildiğim için gözüm hep onun üstündeydi. Bir ara gizli gizli telefondan bir şeyler yaptı ve suçluluk psikolojisiyle telefonunu sehpaya bıraktı. Yani Tuna'cığım, hepimiz biliyoruz senin ne kadar fotoğraf paylaşmak istediğini. Ayrıca yani her halinden de belli. Baksana üstünde böyle bir pişmanlık, bir durgunluk bir şey var yani. Paylaştıysan da söyle artık, canın sağ olsun. Açık açık söyle bence, itiraf et. Söz bir şey yapmayacağım. Fotoğrafı kimin paylaştığı belli oldu. Zero. Bakın nasıl da suçlu suçlu oturuyor. Ya oturabilirim öyle. Ama bu oturmamın sebebi suçlu olduğumdan kaynaklanmıyor Haluk. Ayrıca fotoğrafla da alakası yok. Yani suçlu olabilirim ama fotoğrafla ilgili suçlu değilim. Yani suçu o anlamda demiyorum yani Haluk. Haluk, ben bütün gece Tuna'yı kontrol ettim. Yani ben varken orada fotoğraf falan paylaşamaz. Peki benim gördüğüm neydi? Ben ses kaydı yapıyordum Meltem. Yani şimdi orada böyle fotoğraf çekip paylaşmak yasak ya, yani video da çekemiyordum. O yüzden aklıma şey geldi. Yani ses kaydı yapayım dedim. Ses kaydı yapayım ki hani bir hatıra olsun. Hani sonra dinleriz. Yani o günü böyle isteme gününü anımsarız diye şey yapayım. Dinleteyim istiyorsan öyle. Buyurun. Kapat. Niye peki geldiğinden beri öyle sus pus suçlu suçlu oturuyorsun? Haluk, Tuna'nın sana söylemek istediği başka bir şey var. Neymiş? Ben senin arabayı servisten alacaktım ya abi. Ha? Ben gittim senin arabayı servisten aldım. Sonra da hani arabada gelirken bu kız istemedeki sesleri dinleyeyim istedim. Onları dinliyorduk. Ben senin arabayı çarptım Haluk. Haluk çok özür dilerim ya. Gerçekten çok, hakikaten çok özür dilerim abicim ya. Zero adama eğer araba emanet edersen olacağı budur. Oğlum araba kullanırken niye öyle ses kaydı dinliyorsun? Niye öyle bakmıyorsun? Ya ne yapayım abicim ya? Ya ne yapayım? Ya da haklısın ya, bir şey söylemiyorum ama yani avucun kız istemesi bizim için de son derece önemli. Ya o anı bir kere daha yaşamak istedim ya. Hakikaten özür dilerim, kusura bakma ama yaşamak istedim o anı Haluk ya. Oh be, söyledin kurtuldun. Ay benim de üstümden bir yük kalktı. Ya bütün gün bununla uğraştık Meltem. Kusura bakmayın, sizin telefonlarınızı da açamadık yani. Aşk olsun gönül yani. Ya sizden daha mı kıymetli bir araba? Ayrıca cana geceğine mala gelsin. İyi ki Tuna'ya bir şey olmamış. Aynen. Oğlum sen de bundan sonra arabaya binerken cep telefonunu bagaja koy. Tamam, söz veriyorum. Bundan sonra bagaja koy. Yani koymasan bile en azından telefonla arabada hiçbir ilişkim olmayacak. Oh be, rahatladım gönül ya. Ben bana nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum yani. Ben rahatladığıma göre artık geceyle ilgili benim de kafamda bir takım şeyler var. Onları söyleyebilir miyim izin verirseniz? Zero Bey, buyurun. Sahne sizin. İrem Hanım, bakıyorum herkesi pek güzel zan altında bırakıyorsunuz. Burada sessiz sessiz otururken hiçbir şeyi fark etmedim sanmayın sakın. Ben kimseyi zan altında bırakmadım Tuna Bey. Sadece izlenimlerimi paylaştım. Ya. O zaman ben de izlenimlerimi paylaşayım. Dün akşam İrem elinden telefonu düşürmedi.
Sürekli Haluk'u kolladı. Sonra yine telefonuna gömüldü ve endişeli endişeli bir şeyler yaptı. Bir panik hali vardı. Ben anlarım. Bunu yaptığından mutlu değildi. Daha çok korkmuş gibiydi. Kusura bakma İrem. Ben gördüğümü söylüyorum. İrem? Ya İrem sen de söyle Haluk abiye. Daha fazla saklama yani. Demiştim. Ben söylemiştim. Yürü hatırlıyor musun? Ben söyledim. İrem yaptı dedim. İrem yaptı. İrem yaptı işte. Haluk Bey gerçekten fotoğrafı ben paylaşmadım. Haluk'tan sakladığın şey ne o zaman? Ben dün akşam bir müşterimizle kavga ettim. O da eve almaktan vazgeçti. Ana! Kızım sen pazarlamadan sorumlu değil misin? Müşteriyle nasıl kavga edersin? Ama ne yapayım Haluk Bey? Çok damarıma bastı. Dayanamadım. Hasbinallah. Delireceğim ya. Neyse, neyse. Bu fotoğrafı kim paylaştı? Hah! Doğrucu Serteç Bey geldi. Sen otur. Merhaba efendim. Şimdi Haluk Bey. Sana bir soru soracağım. Sen de bana doğru cevap vereceksin. Fotoğrafı sen mi paylaştın? Ne yapacaksın? Yalan mı söyleyeceksin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yola ayrı düğüm tutar.